Şimdi integralimizin ilk kısmı arkadaşlar belirsiz integral. Belirsiz integralde diferansiyel kavramına bakacağız ama kısaca integrali şöyle hatırlayalım aklımızda. Anti türev. Yani türevin tam tersi gibi düşünün. Birçok şeyin integralini alırsan türevine eşit, türevini alır ters türev yani türevi tekrar alırsan integraline eşit gibi bir şey oluyor. Şimdi diferansiyel kavramı dediğimiz şey var bizim integralde. X'in çok küçük değişimi dx biçiminde gösterilir. Dx ifadesine x değişkeninin diferansiyeli denir. Yfx fonksiyonuna y'deki değişim dy ile gösterilir. Y'nin x'e göre türevi şeklinde yani şu şekilde gösterimler var aslında. Zaten şunun türev olduğunu biliyoruz değil mi? Y'nin x'e göre türevi dediğinde f türev x'ten bahsediyorsun aslında. Fonksiyondaki değişim fonksiyonun türevi çarpı x'teki değişim gibi adlandıracağız. Yani şu gösterimler önemli sadece bizim için aslında. Şu fonksiyonun türevinde dx mesela fonksiyonun türevinde mx, fonksiyonun türevinde k gibi şeyler. Ya değişkenini aslında buradan bileceğiz. Şimdi mesela yukarıdakilere göre bakarsak arkadaşlar şu ne demek mesela fx fonksiyonu 3x kare artı 7x artı 1 fonksiyonu için D'nin içerisinde fx. Demek ne demek? Türevini al diyorum. Tamam. Türevini al. Sen zaten türev almayı biliyorsun. Aldın türevini. Ne geldi? 6x artı 7 geldi mi? Geldi. Aynı şekilde ax küp artı rx kare fonksiyonu fx diyor. Fx'in türevini al. X'e göre türev al. Aldım. Doğru geldi. 2 u küp artı u fonksiyonu için d içerisinde fu diye bir şey gördüğüm zaman ne yapıyorum? Türevini al. Türevini al. D içerisinde fu dediğim zaman türevini al. Neye göre? U'ya göre türevini al. Bak d u şeklinde yazıyorum. Sanırım bu da doğru. Dört m kare artı üç m eksi yedi. D içerisinde fm gördüğün zaman ne yapıyorsun? Türevini alıyorsun. Fonksiyonun ve dm şeklinde yazıyorum. Bakayım bu da doğru. 4x küp eksi 5x artı 3 fonksiyonu x1 için diferansiyeli 7dx'tir diyor. Hemen bakalım x1 için dediğine göre diferansiyel deyince ne yapıyorum? Türev alıyorum. Aldım türevini. 4x küp eksi 5x artı 3'ün türevi nedir arkadaşlar? Alın türevini. 12x kare eksi 5. 12x kare eksi 5. X eşittir 1 için diyor. X eşittir 1 için 1 koydum. 12 eksi 5'ten 7 dx. Diferansiyeli bu şekilde gösteriyorum. Bu da doğru. Şuna bakalım. M eşittir 1 noktasındaki diferansiyeli diyor. 18 mi? Bakalım. Alalım hemen. 10m üzeri 4 artı pardon 4m küp 1 koydum. 1 koyunca ne gelecek? 14 gelecek. Yani 18 değil. Diferansiyelimiz m diferansiyeli 18 gelecek. Mesela şurada 4p'yi neden almadım? Onu sabit gibi düşünüyorum. Öyle değil mi? Çünkü M'ye bağlı diferansiyel alıyorsam onu sabit olarak düşünmek zorundayım. Gelelim belirsiz integrale. Belirsiz integral fx ve fx'in tersi fonksiyonlarını düşünelim. Düşünüyoruz hep birlikte. Birinin tersi olan iki fonksiyon ardışık olarak uygulandığında bir bileşke fonksiyon elde edilir. Ve birbirini ne yapar? Nötrler diyor. Çok küçük farkla integral kavramında türev alma işleminin ters işlemi olarak da düşünülebilir. Gerçekten öyle de düşünüyoruz zaten. İntegrali nasıl gösteriyorum arkadaşlar? Şu şekilde. Şöyle. Fx dx dediğim zaman fonksiyonun
Neyini alıyorum? İntegralini alıyorum. Şu şekilde gösteriyorum. İfadesi nelerin türevi fx'e eşittir şeklinde okuyabiliriz diyor. Nelerin türevi fx'e eşittir? Yani bir şey var, mesela diyorum 2x var. Neyin türevi 2x'e eşittir diye düşündüğüm zaman x karenin türevi değil mi? İşte bu bunun integrali olmuş oluyor aslında. Ters türev gibi bir şey diyebiliriz yani. Burada s harfine benzeyen integral işaretinin sondaki dx tencere ile kapak misali ayrılmaz bir ikili demiş. İkisi birlikte bir bütündür. İntegral 2dx ifadesi nelerin türevi 2x'e eşittir şeklinde okunabilir. Mesela x kare vermiştim ben. Bakın x kare artı 5, x kare eksi 7, x kare eksi 418, x kare artı bir sürü. Yani x kare olup da yanına sabit olan her sayı aslında neyin integrali olmuş oluyor? 2x. Yok, integral değil. Bunun türevi, yani bu aldığımız x kare artı 5, x kare eksi 7'nin türevleri 2x olmuş oluyor aslında. Nelerin türevi 2x'e eşittir diye sorduğumuz zaman. Şu şekilde arkadaşlar, belirsiz integralde şöyle 2x dx'i aldım. Şunu yapıyorsun. Üstü 1 arttırıp paydaya bölüm olarak yazıyorsun. Yani şuradaki ifadenin fonksiyonun üstünü bir arttırırsam 2x kare bölü 2'den ne geliyor? X kare geliyor. Bitti mi? Bitmedi. Burada bir de artı c'miz var. Artı c dediğimiz bir sabit sayı. Peki bu artı c neden var? Mesela belki şöyle bir fonksiyonun türevi 2x'e eşit. Hani onu bilmediğim için buraya artı c gibi bir tane sabit sayı ne yapacağım? Ekleyeceğim. Ama türevin genel, pardon, integralin genel olarak yapmam gereken üstünü bir arttırıyorum. Arttırdığım sayıyı paydaya bölüm olarak yazıyorum. Bir de artı c ekliyorum. Neden? Sabit bir sayı olabilir. Aşağıdaki integraller önce nelerin türevi buna eşittir biçiminde okuyup ardından integral sonucunu bulunuz demiş. Hiç gerek yok. Direkt integral yapalım biz. A şıkkı için bakalım. Üstünü bir arttırdım. 3'e böldüm. Bir arttırdım. Arttırdım sayıya bölüyorum. Ne geldi? X küp artı ne diyeceğim? C. Herhangi bir sabit sayı da olabilir çünkü yanında. B için yapıyorum. 4x üzeri 4 bölü 4'ten x üzeri 4. C için yapalım. 4x üzeri 4 bölü 4. Eksi 3x küp bölü 3. Artı 2x üzeri 2 bölü 2. Eksi 7 x üzeri 1. Yani x üzeri 1 bölü 1 aslında. Buradan bakarsak arkadaşlar x üzeri 4 eksi 3'ler gitti x küp, 2'ler gitti artı x kare eksi 7 x gelecek. Ha bir de neyimiz var? Artı c gibi bir sabit sayımız var çünkü c'yi bilmiyoruz. Belirsiz integral zaten oradan geliyor aslında. Yaptığımız son örnekte integral ile ilgili bir kural ortaya çıkacaktır demiş. İfadesini harekette toplam ve fark biçiminde verilen fonksiyonların integralini alırken her bir fonksiyonun integrali alınır. Ardından toplanır ve çıkarılır. Yani eğer toplam, çıkarım, fark gibi bir şey varsa hepsinin ayrı ayrı integralini alıyoruz. Toplama ve çıkarma yapabiliyoruz. Tersi de doğrudur demiş bize. Neyin tersi de doğrudur? Bakalım integral fx artı integral gx, yani toplayıp da yapabilirsin ya da ayrı ayrı integrallerini bulup öyle de yapabilirsin. Sonuç olarak ikisi de aynı şey olacak. Yani toplama ve çıkarmada tek tek ayrı ayrı integral ya da bütün integral de alabilirsin. Soru demiş integrali her seferinde nelerin türevidir biçimde okumak zorundayız? Tabii ki de hayır. Biraz önce ne dedim size? Üstünü bir arttırıyorum, arttırdığım şeyi paydaya yazıyorum. Artı c gibi bir sabit sayıdan bahsediyorum. Çünkü sabit sayının türevi nedir? Sıfırdır.
Tek integralini aldığın zaman evet x'li ifadelere buluyorsun ama sabit sayın nerede? Ne olduğunu bilmiyorsun. O yüzden artı c'yi ne yapmak zorundasın? Belirsiz integralde eklemek zorundasın. İntegral 3x kare dx integrali nelerin türevi? 3x kare eşittir. Bir şimdi düşünerek yanıtlayalım. Neyin türevi 3x kare? X üzeri 6'nın. Ne 6'sı ya? X üzeri 3'ün. Çok pardon. Sorry. X üzeri 3'ün. X üzeri 3 artı c gibi bir sayının olabilir. Şurada da bakın şu ayrıma dikkat edin. 3'ü mesela başa çarpım olarak atabilirsiniz. 3'ü başa çarpım olarak atarsanız sadece burada x'in integrali kalır. X'in integrali pardon x karenin integrali gelir. X karenin integrali de nedir? X küp bölü 3'tür. Üstünü 1 arttırdım paydaya bölüm olarak yazdım. Sonra tekrar 3 ile çarptığım zaman neyi elde ediyorum? Aynı sayıyı, aynı ifadeyi elde ediyorum. Not demiş, çarpım durumunda bir şey varsa eğer ki sabit bir sayı varsa çarpım durumunda bu sabit sayı integralin dışına ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Atabiliyoruz. Şuradaki not da önemli. Şu aşağı kısımdaki. Ayrı ayrı mesela zaten ayrı ayrı toplam olduğu için ayrı ayrı alabiliyorum. Ve ayrı ayrı alırken de eğer ki bir sabitle çarpıldığını fark edersem o sabitleri de tekrardan dışarıya atabiliyorum. İntegrallerin eşitlerini bulalım demiş. Hadi bulalım. 4x kare üstünü 1 arttırdım bölüm olarak yazdım. Üstünü 1 arttırdım bölüm olarak yazdım. Üstünü 1 arttırdım. Aslında bunun yanında x üzerine var. 0 var. 1 arttırdım. X üzeri 1 bölüm olarak yazdım. Zaten 1 artı c. Buradan sadeleştirirsem 2x kare artı 2x küp artı x artı c gelecek A şıkkı. B şıkkını da yapalım. 8x üzeri 4 bölü 4 artı 20x üzeri 5 bölü 5 eksi 2x üzeri 1 bölü 1. Buradan da ne gelecek? 2x üzeri 4 artı 4x üzeri 5 eksi 2x artı c gelecek arkadaşlar. C şıkkını yapmama gerek yok. Zaten hemen hemen aynı şeyler. Polinom biçiminde olmayan fonksiyonun integrali alınırken önce üstü sayıya çevrilir demiş. Tamamdır. Yani üstü sayıya çevirip ondan sonra ne yapacağız? İşlem yapacağız. Şöyle büyütelim. Şimdi A şıkkı için yapalım. Yaptığım şey üstünü bir arttırıp bölüm olarak yazmak. X üzeri 1 bölü 5. 1 bölü 5'in bir fazlası kaç yapar? Artı 1 eklersem. 6 bölü 5. 6 bölü 5'i yazdım. Payda da bölüm olarak attım. Eksi diyorum. 2 bölü 3. 2 bölü 3'e 1 eklerseniz 5 bölü 3 mü oldu? X 5 bölü 3 bölü 5 bölü 3. Artı bir de ne gelecek? C gelecek ama bunları kök içinde yazmakta fayda var. Bunların köklerini nasıl yazabilirim arkadaşlar? Kök olarak nasıl yazabilirim? Şimdi şu 6 bölü 5'i ters çevirirsem 5 bölü 6 x kök içerisinde kaçıncı dereceden? 5. derecede x üzeri 6 şeklinde. Öyle değil mi? Eksi Evet. 3 bölü 5 ters çevirirsem kök içerisinde x üzeri 5 kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden
kök. Artı bir de ne mi olacak? C mi olacak? İstersen bir tık daha düzenleyebilirsin. Mesela şöyle yaparsın. Şunu x üzeri 5 çarpı x üzeri 1 diye yazarsın. Şu x üzeri 5'i dışarıya da atabilirsin. Yani 5 bölü 6 x çarpı 5. dereceden 5. dereceden mi? Beşinci dereceden değil mi? Orada bir kafam karıştı da. Beşinci dereceden x şeklinde de yazabilirsin. Evet. Gibi. Şuna bakalım. B şıkkına. B şıkkını nasıl yazacağız arkadaşlar? X üzeri integral x üzeri eksi 4 artı 2 çarpı x üzeri eksi 5 dx diyelim. Ne yapalım? İntegral alırken ne yapıyorum? Üstü 1 arttırdım. X üzeri eksi 3. Paydaya yazdım eksi 3. Artı 2 çarpı x üzeri üstü 1 arttırdım. Eksi 4 bölü eksi 4 artı c. Buradan da düzenleme yaparsan eğer şunlar ters çevrilecek. Şurası. Eksi 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2x üzeri 4 artı c şeklinde gelecek. C şıkkını da yapalım. Şurayı sileyim. Şunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar kök x'i? İntegral x üzeri 1 bölü 2 artı x üzeri eksi 3 dx. İntegralini alacağım. Yaptığım şey aynı şey ama biraz temel bilgiler gerektiriyor. Üstünü 1 arttırdım. 1 bölü 2'yi 1 arttırırsam kaç olur? 3 bölü 2 mi olur? Bölü 3 bölü 2 diye yazdım. Artı diyorum üstünü 1 arttırdım. X üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Artı c. Gerekli düzenlemeleri yaparsam şunu ters çevirdim. Şu ikinci dereceden x küp eksi 1 bölü 2x kare artı c'ye eşit. D'yi de yapalım mı? Değişik duruyor. Ya aslında biraz işlemsel yeteneklerle alakalı. Bazen biz bile mesela şu an alırken böyle o muydu, o bu muydu falan diye düşünüyorum şu anda. Şimdi 1 bölü kök x demek ne demek? X üzeri eksi 1 bölü 2 demek. Artı 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 4. Dx integralleyelim bunları. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Üstünü 1 arttırdım. Eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersem x üzeri 1 bölü 2 olur. Paydaya yazdım 1 bölü 2 diye. Artı 2x 1 ekledim. 3 bölü 4 bölü 3 bölü 4. Geriye kaldı artı c. Bunları düzenlemek. Şunu yukarıya attım. 1 bölü 2 ters çevrildi 2 diye. 2 kök x artı ters çevirdim. 4 ile 2'yi çarptım. 8 bölü 3. 4. dereceden x küp artı c'ye eşit geldi. Yaptığımız şey hep aynı. Üstünü 1 arttırıp paydaya yazmak burada. Devam ediyorum 6. soruyla. Yine integrallerin eşitlerini yazınız demiş. Şimdi bakın burada şöyle bir şey önemli. Diferansiyelini görüyorsun, dx olarak görüyorsun, öyle değil mi? O zaman x'e göre bakacaksın ve buradaki m sayısını sabit bir sayıymış gibi düşünmen gerekiyor. Yani orada bir m kare bir bilinmeyen değil de sanki sabit herhangi bir 2-3 gibiymiş bir sayıymış gibi düşüneceksin. Yani alman gereken integral aslında sadece x'e bağlı olacak. Şunu önce düzenleyelim. İntegral diyorum 4x üzeri eksi 3 eksi 2 bölü m kare. Bakın bunu hiç düzenlemedim çünkü neden x'i yok. Ben diferansiyelim neye göre alacağım?
x'e göre alacağım. Buradan üstünü 1 arttırdım. 4x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 paydaya yazdım. Eksi diyorum. Şimdi bu bir sabit sayıydı. Bunun sabit sayı olarak düşündüğüm zaman, integralini aldığım zaman, hani bu x üzeri 0 olduğu için, üstünü 1 arttırırsam yanına ne geliyor sabit sayının? Aslında bir x geliyor değil mi? Eksi 2x bölü m kare artı c. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 bölü x kare, x aşağıya attım. Eksi 2x bölü m kare, bunu sabit bir sayı olarak düşünmüştüm. Artı c geldi. B şıkkını size bıraktım. C şıkkındayım. C şıkkını yapalım. 4, x üzeri eksi 3 yazdım. İntegral. Artı 3, k eksi 4. Aslında şunu yazmasam daha iyi olurdu. Çünkü diferansiyeli neye göre alacakmışım? K'ya göre. Oraya tam dikkat etmedim. Şurayı şöyle bırakalım ya. Bunu sabit sayıymış gibi düşünüyorum şu anda. O yüzden ne yapıyorum? 4 x küp şeklinde sabit sayıymış gibi yazıyorum. Şimdi bunun K'ya göre diferansiyeline bakalım. Şimdi arkadaşlar, şu sabit sayı gibi düşünüyordum k'ya göre diferansiyeli aldığım için. Yanına bir ne gelecek? K gelecek. Artı üstünü 1 arttırdım. 3 artı k eksi 3 bölü eksi 3 yaptım. Buradan da eksi 3'ler sadeleşti. 4k bölü x küp eksi k'yı da ters çevirirsem 1 bölü k küp artı c gelecek diferansiyelim. Fx fonksiyonunun türevi 4x artı 6x kare. Fx fonksiyonunun a1'e 10 noktasından geçmektedir. Buna göre f2'nin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar, türevi verilmiş. Türevi verilmişse ben eğer integralini alırsam x'e göre, fonksiyonun kendini bulurum. O zaman bunun x'e göre integralini alıyorum. Fonksiyonunun kendini bulmak için. Fx eşittir. 4x üstünü 1 arttırdım bölüm olarak yazdım. 6x küp bölü 3 üstünü 1 arttırdım bölüm olarak yazdım. Artı bir de ne sayım var? C. Yani fx fonksiyonu aslında 2x kare artı 2x küp artı c gibi bir fonksiyon. 1'e 10 noktasından geçiyor. Yani f1'in sonucu ne çıkacakmış? 10. X yerine 1 yazdım. 2 artı 2 artı c eşittir 10 sa c burada 6 geldi. Fonksiyonda o zaman c yerine 6 yazarsam fonksiyonum şu şekilde. Bana f2'nin değerini soruyor. X gördüğüm yere 2 yazarsam f2 eşittir 2 çarpı 2'nin karesinden 4, 2 çarpı 2'nin küpünden 8 artı c'yi de 6 bulmuştum. 8 artı 16 artı artıdan cevabımız kaç geldi? 30. İntegralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdiki bakalım. Şimdiki şurada ne yapabilirim? Şu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek biliyor musunuz? İçerinin türevini al demek. Türev demek çünkü. D türev demek. İçerinin türevini al demek. Yani ben şurayı şöyle yazabilirim. İntegral 4x küp artı 2 çarpı türevini aldım içerinin 3x kare artı 1 bölü 3x kare artı 1 dx. Şunlar gitti mi? Gitti. Ne kaldı? Bir tek integral 4x küp artı 2 kaldı. Bunun da integralini alırsam üstünü 1 arttırdım. Bölüm olarak yazdım. Artı 2x geldi. Şunlar gitti. X üzeri 4 artı 2x artı c geldi.
Dikkat et, şu şekilde D içerisinde bir ifade gördüğünde bu de, demek bunu yani bunu şu cinsle yazabilirsin. Türevini al, DX diferansiyel yap gibi. Genel olarak iki fonksiyonun çarpımının integrali fonksiyonların integrallerinin çarpımına eşit değildir. Önce çarpma işlemi yapacağız. Ondan sonra da integral alacağız. Bakalım hemen örnek sorumuza. Şu an çarpımın tek tek ayrı ayrı integralini alamıyorum. Bu yüzden de ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpıp polinoma dönüştürdükten sonra integral alıyorum. Hemen hızlıca çarpalım. 6x kare artı 30x artı 2x artı 10. Yani 6x kare artı 32x artı 10. Üstünü bir arttırdım bölüm olarak yazdım. Üstünü bir arttırdım bölüm olarak yazdım. 10x artı c dedim. Buradan da ne geldi? 2x küp artı 16x kare artı 10x artı c geldi arkadaşlar. Bize neyin değerini soruyor? F1 eksi F eksi 1'in. Hemen 1 koyalım yerine. 1 koyarsam 2 artı F1 için 16 artı 10 artı C. Eksi 1 koyarsam yerine şurası ne geldi? Önce şurayı toplayayım. 28 artı C yaptı. F eksi 1'e bakalım. Eksi 1'in küpü eksi 1, eksi 2 ile çarptım. Eksi 2 artı 16, eksi 10 artı C. Buradan da artı 4 artı C geldi. Aradaki farkı soruyor bana. 28 artı C eksi 4 artı C. Eksiyi dağıtırsam C'ler gitti. 28 eksi 4'ten cevabımız 24 geldi. Genel olarak bir iki fonksiyonun bölümünün integrali birbirlerine eşit değildir. Önce fonksiyonlar bölünür, ardından sonucun integrali alınır. Bakalım hemen örnek sorusuna. Önce fonksiyonları ne yapacakmışız arkadaşlar? Bölecekmişiz. Neden? Çünkü ayrı ayrı bölümün integralleri birbirine eşit olmuyor. Şimdi şuralarda çarpanları ayırma kullanırsam eğer önce hepsini ben şu an 3 görüyorum. 3 parantezine aldım. X kare artı 2x artı 1. Şurası neyin açılımı? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diye düşünürsek. X artı 1'in karesi bölü aşağısı da 2 parantezinden x artı 1 geldi. Bir tane x artı 1 gitti. 3 bölü 2'miz başta kalsın. İntegral diyelim. Bir tek ne kaldı? X artı 1 dx. X artı 1'in integralini alırsam 3 bölü 2 çarpımı olarak gene kalsın. X kare bölü 2 artı 1'in integrali x. Bu şekilde yazdım. Bir de neyim var? Artı C'm var. Bana neyi soruyor? F1'den F0'ı çıkar diyor. Öncelikle F1'i bulalım. F1. X yerine 1 koydum. Şurada bulayım arkadaşlar. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1. Buradan ne geldi? 3 bölü 2 mi? 3 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi çarparsam 9 bölü 4 geldi. Artı bir de neyim var? C'm var. F0 dediğimde zaten hepsi birbirini götürdü çarpımda. Sadece C var değil mi? F0'da sadece sabit sayı yani artı C var. Aradaki neyi soruyor? Farkı soruyor. Buradan C'yi çıkartırsam C'ler birbirini götürecek ve cevabımız 9 bölü 4 gelecek. İntegral ve türevin ardışık uygulaması diyor. Canım arkadaşlar, şimdi D bölü DX dediğimiz şey ne demek? Şu ne? Ne demek bu? Türev mi? Evet. Evet. Şu neydi?
Evet, bu türev almak demek. Bu integral almak demek. Şöyle arkadaşlar, bir şeyin türevini alır. Ha? Evet, ses bir yavaş geldi. Türev almak demek, sonra aldığın şeyin tekrar integralini alıyorsun. Aa, türev integrali ne yapar arkadaşlar? Götürür. Tamam mı? Ya aldığın bir şeyin tekrar türevini, tekrar integralini alırsan, önce integralini, şimdi şurası da önemli. Önce integralini aldın, sonra türevini aldın. Aynı şeye tekrar varırsın. O yüzden bunun cevabı direkt 6x kare artı 8x eksi 2'dir. Göstermemi istiyorsan da hemen göstereyim. Bir taneni göstereyim de, normal başka zaman göstermeyeceğim neden öyle olduğunu. Bakın, önce integralini alıyorum. 6x küp bölü küp artı 8x kare bölü 2 eksi 2x artı c. Yani 2x küp artı 4x kare eksi 2x artı c. Tekrar bunu şimdi neyini alacağım? Türevini alacağım. Alalım türevini. 6x artı 6x kare artı 8x eksi 2. C'nin türevi zaten sıfır. Bak, önce integralini aldım, sonra türevini aldım. Neye eşit geldi? Kendisine eşit geldi. Zaten sonuçta da demiş bize fof eksi 1, yani birim fonksiyonu veriyor. Biz de şöyle yapıyoruz. Yani bir şeyin integralini tekrar türevini alıyorsak bu fonksiyonun kendisine eşit geliyor, birbirini nötrlüyor. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Önce integralini aldın, sonra türevini aldın. O zaman fonksiyon ne yapmadı? Değişmedi arkadaşlar. Hx 6x kare artı 8x eksi 2 fonksiyonun önce türevini alalım. Türevi alınmış hx'in integralini alalım. Sabit sayıdaki değişimi görelim demiş. Şimdi biraz önce integral aldım. Bak, dikkat et. Önce integral aldım, sonra türev almıştım. Bir şey değişmiyordu. Ama önce türev alıp sonra integral alırsam bir şeyde değişiklik olur. Neyde değişiklik olur sizce? Sabit sayıda herhalde. Sabit sayıda, evet. Eksi 2 yerine ne gelecek sadece? C gelecek. Çünkü neden? Önce türev aldın. Al türevini. 12x artı 8. Şimdi bunun integralle x üzeri 2 bölü 2 artı 8x artı c. Bak, sadece eksi 2 yerine ne geldi? C. Şöyle eksi 2 sayısı da, yani hani bu herhangi bir şey olabilir. Çünkü integrali tekrar türeve dönüştürdüğüm zaman türevi tekrar integral dönüştürdüğüm zaman oradaki eksi 2'yi ne yapıyorum? Bilemiyorum. Belki eksi 5'ti o. O yüzden C gibi bir sabiti yazıyorum. Yani C sayısında farklılık gösterecek. Eğer ki önce türev alıp sonra integral alıyorsam. İntegralin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce türev al. Bak, D neydi? D dediğim zaman, içine yazdığın zaman neydi? Türev al. Önce türev al, sonra integral al. Sadece 7 ne yapacak? 7 yerine C getireceğim. Önce türev aldın, sonra integral aldığın için bir yerine ne getireceksin? C getireceksin. Fonksiyonu veriliyor. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce türev alıp sonra ne yapmışsın? İntegral almışsın. Artı c getireceksin. Ama nerede? Fonksiyonun tersinde. Şu fonksiyonun tersine bakalım hemen. Aşağıdan sabit sayı, yukarıdan x'in kaç sayısı yer değiştiriyordu işaretleriyle beraber. O zaman x artı 2 bölü x mi oldu? X artı 2 bölü x oldu arkadaşlar. Fonksiyonun tersi. Bu da nedir arkadaşlar?
Dererim. Ha, şurada yerine yazalım. Önce türev alıp sonra şeyini alırsam eğer, ama şurayı bir şöyle yazayım mı? 1 artı 2 bölü x diye tatlı olsun. Önce türevini alıp sonra integralini alırsan arkadaşlar, sabit sayı yerine ne getireceksin? C getireceksin. Bir ara verelim, buçukta görüşelim.